İlişkileri.net YouTube kanalından merhaba. Arkadaşlar, bugün sizleri gördüğünüz gibi bir bebek hırkasının yapımını göstermek istiyorum. Bu hırkayı kursiyerim Zekiye Hanım getirdi. Modeli çok güzel. Çok yıllar öncesinden çocukları için yapmış ve modeli saklamış. Bu modelin yapımını paylaşmak istiyorum sizlere. Ben de bu modeli çok beğendim ve sizleriyle paylaşmak istedim. Canım. Modeli bize getiren Zekiye Hanım için de çok teşekkür ediyorum. 1 yaş ve üstü çocuklar için yapılabilecek bir bebek hırkası modeli. Bunu yapmak için arkadaşlar 3 yumak yüne ve 3,5 numara şişe ihtiyacımız var. Modelimiz yakadan başlamalı bir bebek hırkası. Şişimize hemen 82 ilmek atarak başlıyorum. Arkadaşlar, sizler de yapılmasını istediğiniz modellerinizi paylaşabilirsiniz. Resimlerini çekip paylaşabilirsiniz bizimle. Ayrıca kanalıma göstermiş olduğunuz desteklerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımı beğenip paylaşarak, abone olarak ve reklamları izleyerek bana katkıda bulunabilirsiniz. Şişime 82 adet ilmek atıyorum bu şekilde. 82 adet ilmeğimi attım ve örgüme yakadan başlıyorum dediğim gibi. Haroşa örgü örerek devam edeceğim. Haroşa örgü bildiğiniz gibi ya örgün hep düz ya da ters örülerek oluşmasından meydana gelmekte. Şimdi ben düz örerek haroşa örgümü oluşturacağım. Örgünün hem ön yüzünden hem arka yüzünden bu şekilde öreceğim. Dediğim gibi örgüm 5 santim olana kadar düz örerek örgüme devam ediyorum. Örgümü 5 santim olacak şekilde düz örerek haroşa örgümü oluşturdum. Şimdi yakanın hemen alt kısmındaki bu ajurlu kısımları oluşturacağım. Bunun için kenardaki hırkanın ön kenarındaki patlarımız için 6 ilmek ayırıyorum. 6 ilmek ördükten sonra bir arttırıp 2 ilmeğin birlikte örerek bu sırayı bu şekilde meydana getireceğim. Kenar patlarım 6 ilmek dediğim gibi ilk ilmeğimi örmüyorum. 3, 4, 5 ve 6 ilmek. 6 kenar patım. Şimdi şişime bir ilmek dolaması yapıyorum. Ve 2 ilmeğimi birlikte alarak bir ilmek eksiltmiş oluyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Bir arttırıyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir arttırıyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Sıranın sonunda 6 ilmek kalana kadar bu işlemi tekrar edeceğim. Şişimdeki bütün ilmeklerimi son 6 ilmek kalana kadar bu şekilde örüyorum. Son 6 ilmeğim kaldı. Örgüye ben şişime ilmek atarak başlamıştım. Bir dolama yaparak başlamıştım ve tekrar bir dolama yaparak bitiriyorum. İki tarafın eşit görüntüde olması için. Ve 6 ilmeğimi de haroşa düz örüp tamamlıyorum sıramı.
Arka taraftayım. Bakın artık bütün örgüm boyunca şu kenardaki haroşa örgüm hem ön yüzden hem arka yüzden düz örülecek. Diğer örgüm düz olan örgüm ise ön yüzden düz, arkadan ters olarak örülmeye devam edilecek. Şimdi 6 ilmeklerin dışında kalan ilmeklerimi ters öreceğim. Altı ipliğimi arkadan öne aldım ve diğer ilmeklerimi ters örüp arka sıramı tamamlayacağım. Şimdi ajurları da yaptık ve bundan sonrası için ön beden, kol ve arka bedenin ayrım yerlerini uygulayacağım. Aynı zamanda bu sıranın sonunda örgümüze yakadan başladığımız için şişin son kısmında sıranın son kısmında ön bedenin, örgünün ön yüzünün son kısmında bir ilik açacağım ve ayrım yerlerimizi gösteriyorum. 6 ilmeğim kenar patımdı. Altı ilmeğim. Ön bedene 9 ilmek uygulayacağım. Şurada gördüğünüz gibi ayrım yerlerimiz, ajurların arasında kalan düzlerim 2 düz olacak. Kol için 11 ilmek ve arka beden için de 23 ilmek olacak şekilde ayrımımı uyguluyorum. 6 ilmeğim kenar patımdı. 9 ilmek ön beden. 7, 8 ve 9 ilmeğimi de ördüm. Şişime bir dolama yapıyorum. 2 ilmeğim ayrımların artırmaların arasında kalan düz ilmeğim olacak. Tekrar bir artırma yapıyorum. Şimdi kola 11 ilmek demiştim. Kol için 11 ilmek örüyorum. Sekiz, dokuz, on ve 11 ilmek. Kol için ayırdığım ilmeğim tekrar arttırıyorum. Bakın kolun diğer tarafındaki arttırım yerindeyim. Bir ilmek arttırdım, şişime bir dolama yaptım. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Arada kalan ilmeklerimde tekrar arttırıyorum ve arka bedenim için 23 ilmek örüyorum. 5 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 ilmeğimi de arka beden için ördüm. Diğer kolun kenarındaki artırım yeri. Şişime bir dolama yapıyorum. Tekrar iki düz örüyorum. Tekrar bir artırma yapıyorum. Ve kol için ne demiştim? 11 ilmek örüyordum. 9, 10, 11. Bu örgümüz, bu hırkamız bir yaş ve üstü için, bir yaş ve üstü bebekler için uygun bir ölçüde yapıyorum bu modeli. Tekrar bir arttırma yapıyorum. 11 ilmeğimi ördükten sonra şimdi son kalan diğer bedenimi, ön bedenimi yapıyorum. 2 düz örüyorum. Tekrar arttırıyorum. Ön bedenimde neydi? 9 ilmekti. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ilmeğimi de ördüm. Şişimde son 6 ilmeğim, diğer ön patım için olan 6 ilmeğim kaldı ve ben bu 6 ilmeğin üzerine bir tane bebek iliği açıyorum. İlk ilmeğimi örüyorum.
Sonraki iki ilmeğimi birlikte örüp bir ilmek eksiltiyorum. Ve şişime eksilttiğim ilmeğimi tekrar şişime bir dolama yaparak arttırmış oluyorum. Ve son kalan 3 ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Yani ilmeğim tam bu 6 ilmeğin orta kısmına denk geliyor. Örgün arka kısmında dediğim gibi örgüyü ön patlarımın dışındaki ilmeklerim ön pattaki ilmeklerim haroş olacaktı. Hep düz örülecekti 6 ilmeğim. Diğerleri ters örülecek. Artırma yapmış olduğum ilmekler de dahil arada kalan o 6 ilmeklerin arasında kalan örgümü ters örüyorum. Örgün arka yüzünü tamamladım. Ayrım yerlerim artık belli arkadaşlar. İlk iliğimi de açtım. Bundan sonra örgüme arttırma yaparak devam edeceğim. Ortadaki iki ilmeğim, iki düz ilmeğim sabit kalacak. Bir öncesinde ve bir sonrasında arttırma yaparak arada kalan ilmeklerim kolda mesela 11 ilmekti. Bir sonraki sırada 13 ilmek olacak. Bir sonrasında 15 ilmek olacak. Yani böyle artırarak aradaki düz örgümü, ilmeklerimi artırarak örgüye devam edeceğim. Burada arkadaşlar 5. arttırmayı yaparken şöyle bir diş haroşa dişi örgüde düz örgünün olduğu yere bir diş haroşa dişi düşürebilirsiniz. Örgünüzde böyle bir değişiklik yapmak isterseniz bir haroşa dişi meydana getirebilirsiniz. Aynı zamanda örgümüzü örerken 11 diş haroşadan sonra kenardaki ilk iliğimizi açtıktan sonraki 11 diş haroşadan sonra ikinci iliğimizi de açmayı unutmayınız. Bu şekilde arttırma yapmaya devam edeceğim. Arttırmalarım 22 tane arttırma olana kadar devam ediyorum. 5. arttırmaya geldim. 1 2 3 4 dediğim gibi 5. arttırmayı yaparken ön yüze bir haroşa dişinin düşmesini istiyorum. Yani görüntüyü haroşa olarak göstermek istiyorum. Bunun için 5. arttırmayı yapıyorum ön yüzden. Ön yüzde aynı şekilde örgüme devam edeceğim. Sadece arka yüzü örerken ters örmeyeceğim de arka yüzü de düz öreceğim. Arka yüzü düz örünce öne haroşa dişi düşecek. Arttırma yerine geldim. 5. arttırmayı yapıyorum. Bu ön yüzde dediğim gibi aynı şekilde örüyorum. Beşinci artırmayı ön yüzden yaptım. Arka yüzde şişimdeki ilmeklerimin arka yüzde şu artırım yerindeki ilmeklerimin dışında kalan bütün ilmeklerimi düz öreceğim. Sadece bu artırma yaptığım yerdeki ilmeklerim arka yüzde düz ters örülecek. Diğer bütün ilmeklerimi düz öreceğim. Artırım yerine kadar olan yerleri düz örüyorum. Artırmayı da ördüm. Aradaki iki düzüm ipliğimi arkadan öne alıyorum ve o iki düzü arka yüzde ters örüyorum. Tekrar arada kalan diğer ilmeklerim.
Şöyle ön yüzden göstereyim. Bakın ön yüze haroşa örgüm denk geldi, düştü. Bu şekilde arkadaşlar örgüme örmeye devam ediyorum. Dediğim gibi 5 arttırmada bir şöyle araya bir haroşa örgü oluşturuyorum. Kenarda da 11 diş haroşadan sonra ilk ilikten sonra 1 2 3 4 5 oldu. 11. haroşa dişinden sonra ikinci iliği de açmayı unutmuyorum. Bu şekilde 22 tane arttırma yapana kadar örgüme devam edeceğim. Arkadaşlar 22 tane arttırmamı yaptım, tamamladım. İlmeklerim o kadar çok oldu ki artık yuvarlak misinalı şişe taktım ilmeklerime. Şöyle gösteriyorum sizlere. 22 arttırmayı yaptıktan sonra hırka yapıyordum bildiğiniz gibi. Önce kolları öreceğim, ondan sonra beden kısmını örmeye devam edeceğim. Şimdi bunun için ön beden kısmındaydım. Kola kadar olan kısmı örüyorum. Ön bedenimin arttırma yaptığım yerine geldim. Bu ortadaki iki düz ilmeğimin bir tanesi ön bedenime ilave edilecek. Diğer bir ilmeğim ise kol bölümündeki ilmek sayıma ilave edilecek ilmeklerim. Yani tam ikiye böldüm. Birini ön bedene, bir diğerinde kola ilave ettim. Bunu daha sonra bu ilmeklerimi bir iğne yardımıyla bir iplikte bekleteceğim ipliklerimi, yünlerimi. Ön bedenimi ördüm. Şimdi kol kısmındaki ilmeklerimi öreceğim. Ve ondan sonra şu beden kısımlarını iğne ve iplik yardımıyla ayırdıktan sonra sadece kolları örüyorum. Sadece kolları öreceğim. Şimdi koldaki ilmeklerimi de örüyorum. Bir sıra gidip geldikten sonra modeli kuracağım. Ortadaki iki ilmeğin olduğu yere geldim. Dediğim gibi bir tanesini kola ilave ediyorum. Diğer ilmeğim de arka bedene. Şimdi diğer ilmeklerimi örmeden şişimde bekletiyorum. Ve sadece kol için ayırmış olduğum ilmeklerimi arka yüzde örüp sıra başına gelince modelimi kuracağım. Kolumda şu anda 57 adet ilmeğim bulunmakta. Arka yüzü ters örüp ön yüzde model kurulumuna geçeceğim. Arka yüzü ördüm, ön yüze geldim. Gördüğünüz gibi diğer taraftaki şişte bekleyen ilmeklerimi ipliğe geçirdim. Onlar kolları bitirdikten sonra diğer ön ve arka bedeni öreceğim. O ilmeklerim şişte bekleyecek. Şimdi modelim kola 4 tane model düşüyor. Modelimde gördüğünüz gibi önce arttırmalar yapılıyor. Daha sonra arttırmış olduğum sayı kadar eksiltmeler yapılıyor iki kenarda.
Bir modeldeki ilmek sayım 11 ilmeği oluştururken iki modeli birbirinden ayıran 3 tane de ters örgüm var. Yani bir model için toplamda 14 ilmeğe ihtiyacım var. Şişimde de 57 ilmeğim bulunmaktaydı. 4 model için 57 ilmek yeterli. Hemen kenar için ilk ilmeğimi alıyorum ve bir ilmek ters ördükten sonra modelimi kuruyorum. İlk iki ilmeğimin yönünü değiştirerek ikisini birlikte örüyorum ve bir ilmek eksiltmiş oluyorum. Şişimi bir arttırma yapıyorum. Bir düz örüyorum. Bir arttırıyorum ve bir düz örerek 8 tane bu şekilde arttırma yapıyorum. İlmeğimi kestim. Bir arttırdım. Bir düz ördüm. Bir arttırdım. Düz ördüm. Bu üçüncü arttırmam. Tekrar düz ördüm. 4. Beşinci arttırmam. 6. 7. 8. arttırmayı yaptıktan sonra son 2 ilmeğimi de soldan sağa doğru yönlerini bakın değiştirip ikisini birlikte örüp bir ilmek eksiltmiş oldum. Bu bir modelimdi. Bu modeli ayıran, iki modeli birbirinden ayıran 3 tane ters ilmeğim var. Şimdi 3 tane ters örüyorum. Ve tekrar aynı işlemi baştan başlıyorum. Önce yönlerini değiştirdim çünkü kesintilerimin düzgün gözükmesi için yönlerini düzelterek iki ilmeğin birlikte kesiyorum. Kestim, arttırdım. Birinci arttırmam. Arada bir düzüm var. 2. 3. Üçüncü arttırmam. 4. 5. 6, 7 ve de 8. arttırmayı yaptıktan sonra hemen 2 ilmeğimi, modelin bitimindeki 2 ilmeğimi yönlerini değiştirip soldan sağa doğru 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. İpliğimi öne aldım ve 3 ters örüyorum. 3 ters ördüm. İpliğimi arkaya aldım. Tekrar modeli kuruyorum. İki modelimizi tamamlamış oldum. Bu üçüncü modelimin kurulumu. İki ilmeğimi kestim. Bir ilmek arttırıyorum. Düz ördüm. Arttırdım. 2, 3 arttırma. 4, 5, 6, 7 ve de 8. arttırmayı yaptıktan sonra 2 ilmeğimi sağa dönük olarak kesiyorum. Bu da modelimin 3. bölümü. Tekrar 3 ters örüyorum. Tekrar kuruyorum modeli. Ve de 8. arttırmayı yaptım. Kestim. Kenarda 2 tersim vardı. Kenarlara 2 ters yapmamın nedeni çünkü alt kısımdan dikileceği için örgüm gene bir 3 tersin görüntüsüne gelecek o bölüm. Şimdi arka yüzde ters gördüğüm ilmeklerimi ters düz olarak, yani önde ters olan ilmeklerimi arka yüzde düz örüyorum. Modelim arka yüzde de ters olarak örülecek. Yani burada, yani burada modelimin arka yüzündeki ilmeklerime ters örüyorum. Üç düz.
modelimin olduğu yer. Arka yüzümü ördüm. Şimdi ön yüze geldim. Dediğim gibi ilk başta artırmaları yapıyorum ama artırdığım sayı kadar da o modelimin kenarlarından bakın. Şöyle tutayım, yukarıdan geldiği için model. Modelimin kenarlarından kesme yaparak, yani iki kez daha kesme yapacağım ve tekrardan 11 ilmeğim sabit kalacak. Kenarlardan kesme yapıp ilmeklerimi tekrar eski sayısına ulaştıracağım. Şimdi diğer sıradayım. Modelimin ön yüzündeyim. Gene kenardaki ters ilmeğimi, kenar ilmeğim ve bir ters örgümü ördüm. Bir alt sırada kesme yaptığım yerdeyim. O ilmeğimi yönünü düzeltiyorum, dediğim gibi ilmekleri yönünü düzelterek kesiyordum. Ve ikisini birlikte örüp bir ilmek eksiltiyorum. Arttırmam yok. Aradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Aradaki kestikten sonra aradaki 13 ilmeğimi düz ördüm. Kesme yerime geldim. Bakın bir ilmeğim de önde bekliyor. O kesme yaptığım yer ve bir öncesindeki iki ilmeğimi de yönlerini değiştirip sağa dönük olarak kesip modelimi tamamlıyorum. İki model birbirinden ayıran 3 ters ilmeğim. İpliğimi arkaya aldım ve tekrar modelimi yapıyorum. Yönlerini düzelttim. 2 ilmeği kestim. Arada 13 ilmek düz ilmeğim vardı bu sırada. Ilmeğimi de ördüm. Son 2 ilmeğim kesme ve bir önceki ilmeğim. İkisini birlikte örüp tekrardan bir ilmek eksilttim. 3 tersim. Diğer iki modelimi de aynı şekilde örüp bu sıramı da tamamlıyorum. Modelimin ikinci sırasını tamamladım. Arka yüzde arkadaşlar, yani hep ilmeklerimi gördüğüm gibi düzü düz, tersi ters olarak örüyorum arka yüzde. Arka yüzde örüldü. Tekrar ön yüzdeyim. Bakın modelim kendini gösteriyor artık yavaş yavaş. Tekrar aynı yerden modelimin, hani tekrar o kesme yerlerinden kesinti yaparak örgüme devam edeceğim. Kenardaki iki tersim, kesme yerindeyim. Tekrar yanlardan, modelin yan kısımlarından kesme yapıyorum ve aradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Bir önceki sırada 13 ilmekte aradaki ilmeğim, şimdi 11'e düşmüş olacak. 2 kesintiden sonra 11 tane düz öreceğim. 4, 5, 9, 10, 11. 11 düzümü ördüm. Bakın kesme ve bir önceki ilmeğim.
Şimdi ikisini de soldan sağa dönük olarak kesip bir modellik olan yerimi tamamlıyorum. 3 tersim. Tekrar diğer modelim. 11 ilmeğim. Ve kesintim. Arada 3 tersim var. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Arka yüzü de ördükten sonra modelimin son kesme kısmını da gösterip modeli tamamlayacağız. Şimdi modelimin tamamlanması için son sıramı da yapıp bu ilk bölümlük modelimi tamamlıyorum. Tekrardan kenardaki ters ilmeğimi örüyorum. Kesinti yerindeyim. 2 ilmeğimi düzeltip ikisini birlikte alıyorum. Ve arada 9 düz ilmeğim var. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 düz ilmeğimi ördüm. Son 2 ilmeğimi de yönlerini değiştirip ilmeklerimi kestim. Arada 2 modeli ayıran 3 ters ilmeğimi örüyorum. Bu modelde arkadaşlar ilk başta arttırmamı yaptım. 8 tane arttırma yaptım. Ve sonraki sıralarda da bu yapmış olduğum arttırma kadar ilmeklerimi sağdan ve soldan keserek tekrar eski sayıma ulaştım. Modelimin olduğu ilmek sayısı 11 ilmekti. Arada 3 tersim vardı. 14 ilmek ve katlarından oluşuyordu modelimiz. Ve diğer ikinci bölümümü yapıyorum. Dokuz düzüm. Son iki ilmeğim. Modelim arttıkça iyicene belirginleşti. Yerlerim belli. Ters ilmeklerimin yeri gayet belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Çok güzel bir model. Modelimin arka yüzünü de örüp ön yüzde tekrar modeli kuruyorum. Dördüncü eksiltmeyi de dördüncü sıradaki eksiltmeleri de tamamladım ve tekrar şişimdeki 57 ilmeğe ulaştım. Modelimi bu sırada tekrar baştan kuruyorum. Arkadaşlar modelimiz kedi tırmığı modeline de benziyor. Holden şal yapımında kullanmış olduğum model ile aynı bir model. Güzel bir model. Umarım bu modelimizi beğenirsiniz. Ben şimdi tekrar modelimin ilk sırasından itibaren tekrar yapımını göstermek istiyorum. İkinci modelin yapımına başlıyorum. Kenardaki iki ters ilmeğimi ördüm. İlk iki ilmeğimin yönünü değiştirip iki ilmeğimi birlikte örüyordum ve arttırmalara başlıyorum. Kestikten sonra bir arttırıyorum. Bir düz örüyorum. Arttırdım. Bu şekilde 8 tane arttırma yapıyordum. Arada bir düz olacak şekilde. Sekizinci arttırmamı da yaptım ve eksiltme yaptığım yere geldim. Tekrar kenardaki son kenardaki iki ilmeğin birlikte sağa dönük olarak örüp bir ilmek eksilttim. İki model birbirinden ayıran 3 ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar eksiltiyorum. Diğer modele geçtim. Aynı işlemi, burada yapmış olduğum işlemi diğer modellerim için de uyguluyorum. Holden şal yapımında kullandık bu modeli. Çok eski bir model. Kedi tırmığı da denilmekte aynı zamanda bu modeli.
İkinci modelin kurulumunu da yaptım. Bakın modelim iyice ortaya çıktı. Şimdi ne yapıyordum? Kenardaki iki ilmeğimi, kenar ilmeğim ve bir ters ilmeğimi örüyorum. Kesinti yerindeyim. Modelin başındaki ilk iki ilmeğin yönünü değiştirip ikisini birlikte örüyorum. Aradaki düz ilmeklerimi. Aradaki düz ilmeklerimi ördüm. 13 düz ilmeğimi ördüm. Kestim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 düz ilmeğimi ördüm ve modelin bitimindeki 2 ilmeğimi de soldan sağa doğru kesip modelimi tamamlıyorum. Yani sıranın başında yapmış olduğum işlemleri tekrar edeceğim. Bu kolum için arkadaşlar ben 18 santim ördükten sonra toplamda kol evinden itibaren, yani modeli kurduğum yerden itibaren 18 santim olacak şekilde kolu öreceğim. Bitiminde de 3 ya da 4 diş haroşa yaptıktan sonra kolu tamamlayacağım. Arkadaşlar kolumu ördüm, tamamladım. Bir kolumuz tamamlandı. Şimdi diğer kolumu öreceğim. Ön bedenden örerek başlamıştım. Bu kısmı ördüğüm için kolu yapmıştım sonrasında. O yüzden arka kısmı denk geliyorum şimdi. Direkt ikinci kolu örmeye geçmiyorum. Arka bedendeki bu bir sırayı da örüp sonra diğer kolu öreceğim. Direkt kola geçersem arka tarafta bir sıra eksiğim oluşacak arka bedende. Ve hemen önce arka bedeni örüyorum. Buradan arka bedenden diğer kolun olduğu yere, yani ön bedenle birleşen diğer tarafa kadar arka bedeni ördükten sonra kolu da öreceğim. Ondan sonra sadece koldaki ilmeklerimi örmeye devam edeceğim. Arka bedeni ve koldaki ilmeklerimi ördüm. Bakın. Ayrım yerindeyim. Diğer ön bedeni bıraktım. İpliğe takıp beklettim ilmeklerimi. Şimdi arka yüzde sadece kol için ayırmış olduğum 57 ilmeğimi örüyorum. Arka yüzden tersten ön yüze gelince modelimi kuracağım. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm, ön yüze geldim ve modelimi kurup örgüme devam edeceğim. Aynı şekilde modelimi kurduktan sonra ilmeklerimi aynı boyda, aynı uzunluğa geldikten sonra koldaki ilmeklerimi kapatıp daha sonra bedendeki örgüme devam edeceğim. Diğer kol için ilmeklerime başlıyorum. Kenar ilmeğim ve iki ters ilmeğim vardı. İpliğimi arkaya aldım. İlk iki ilmeğimin yönlerini değiştirip kesintimi yapıyordum. Bir arttırıyordum. 8 tane arttırma yapıyordum. Arada bir düz ilmek olarak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ve de 8. artırmayı yaptıktan sonra sonraki 2 ilmeğimi sağa dönük olarak birlikte örüp 1 ilmek eksiltiyordum. 2 model arasında 3 ters ilmeğim vardı. Tekrar modeli kuruyorum. 2 ilmeğimin yönlerini değiştirip birlikte örüyorum ve artırmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 son 2 ilmeğimi sağ dönük olarak
kesiyordum. Arada 3 tersim vardı. Modeli kurdum. Bu şekilde dediğim gibi aynı diğer kolda yapmış olduğum gibi bu kolu da örüp tamamlayacağım. Arkadaşlar iki kolu da tamamladım. Gördüğünüz gibi iki kol tamamlandı. İlmekleri kapattım. Şimdi kaldığım yerden devam edeceğim. Kol kesmeye geçmeden önce arkadaşlar önce ne yapmıştım? Sol ön bedenimi örmüştüm. Yarıya kadar. Ondan sonra kolumu örüp tamamladım. İlmeklerimi kapattım. İlmeklerimi kapattıktan sonra arka bedendeki ilmeklerimi örüp diğer kola geçmiştim. Bu kolu da tamamladım. Şimdi diğer sağ ön bedenimi örüyorum. Orada kalmıştı örgüm. Direkt sıra başından örersem buradaki örgüm eksik kalacak. Sağ ön bedenden hemen tekrar ipliğimi takıyorum. Örgüme devam ediyorum. Şu kenar bant üzerinde bu sırada üçüncü iliğimi de açıyorum. İki ilmeğimi birlikte ördüm. Bir doladım ve geri kalan üç ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi ön yüzü tamamladım. Kollarım çıktı. Artık kolları örmüyorum. Sadece ön ve arka bedeni bütün olarak örgümü örmeye devam edeceğim. Şu anda şişimde benim kenar lastik bantlarım dahil 145 ilmeğim bulunmakta. Kenar 12 6 6 12 ilmeğimi çıkarttığım zaman 133 ilmeğim kalıyor geriye. Geriye benim 133 ilmeğim kalıyor. Modelim 14 ilmek ve katlarından meydana gelmekteydi. O yüzden 4 tane ilmeğim eksik kalıyor. O 4 ilmeğimi iki kol evinin o birleşme yerlerine, o 4 eksik olan ilmeğimi kol altlarına, bakın ön ve arka bedenin birleşme yerine bir tarafa 2, diğer bölgeye de 2 ilmek ilave ederek modelimi tamamlamaya çalışacağım. Sizler de böyle örgülü modelli yelekleri yaparken kol altlarına ilmek eksik olan ilmek sayınız kadar ilmek ilave edebilirsiniz. 4 ilmek ilavesi yapacağım dediğim gibi. Ön ve arka bedende toplamda 10 model kurmuş olacağım. 10 modeli tekrar edeceğim. Şimdi örgün arka yüzüne öreyim ve oraya da o iki birleşim yerlerine de ikişer ilmek ilavesi yapalım. Arka yüzde ön bedendeki ilmeklerimi ördüm. Ön bedenle arka bedenin birleştiği ara bölgeye 2 tane ilmek ilave ediyorum. Modelimdeki kalan eksik sayım 4'tü. 2'ni bu bölgeye önden arkaya, diğerini de diğer iki bölgenin birleştiği noktaya 2 ilmek ilavesi yaparak toplamdaki ilmek sayımı arttırmış olacağım. Tekrar devam ediyorum örgümü örmeye. Arka yüzdeydim. Ters örgü örüyorum.
Diğer bölüme geldim. Bu bölüme de ön ve arka beden birleşimi yerine de iki tane ilmek ilavesi yapıyorum. Ve devam ediyorum örgümü. Böylelikle ön arka bedenleri de birleştirmiş oldum. Şimdi örgünün ön bedenine geldim. Bütün örgüm de ön ve arka bedenim de toplandı. Bundan sonra ön ve arka bedeni aynı şekilde öreceğim. Şişimde şu anda 149 ilmek bulunmakta. Bu ilmeklerin üzerine 10 tane model kuracağım. Hemen modelimizin de kurulumuna geçiyorum. Kenar bantlarımı örüyorum önce. Kenar bantımı ördüm. Modelim kuruyorum. İlk iki ilmeğimi yön değiştirip ikisini birlikte kesiyordum. Bir arttırıyorum. Bir düz örüyorum. Bu yapmış olduğum arttırmaları 8 kez tekrarlıyorum. Arada bir düz olacak şekilde. 1, 2, 3. arttırmam. 4. 5, 6, 7 ve de 8. arttırmayı yaptım. Son iki diğer iki ilmeğimin de soldan sağa dönük olarak ikisini birlikte örüp bir ilmek eksiltiyorum. İki modeli birbirinden ayıran 3 tane ters ilmeğim vardı. Aynı şekilde modelimi kurup tekrar edeceğim. Kes. Diğer kenardaki 6 ilmeklik bantıma kadar modelimi 10 kez tekrar ediyorum. Bu ikinci modelimin tekrarıydı. Aracıda 3 ters örgümü örüyorum. Ve diğer modele geçtim. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Onuncu son modelimi kuruyorum. Üçüncü arttırmam 4 5 6 7 ve de 8. arttırmayı da yaptım. Son iki ilmeğim. Bunları da sağa dönük ilmeklerimi kesip eksiltme yapıyordum. Ve kenardaki 6 ilmeklik bantım. Modelimi kurdum arkadaşlar. Modelimin yapımını göstermiştim sizlere. Modelimi kurdum. 10 tane modeli yerleştirdim ön ve arka bedene. Şimdi örgün arka yüzündeyim ve arka yüzde ters olan ilmekleri ters, düz olan ilmeklerimi düz örüyorum.
Arkadaşlar arka yüzde ördüm, modeli kurmuştum. Kollarda yapmış olduğum gibi modeli de aynı şekilde öreceğim. Kol altından itibaren örgüm, kenardaki haroşa bantlar dahil 25 santim olana kadar kenarda 4 diş haroşa bant yapabilirsiniz. Örgüm, kenardaki haroşa bantım dahil 25 santim olana kadar örgüme bu şekilde devam ediyorum. Arkadaşlar yeleğimizi ördüm. Koltuk altından haroşa lastiklerime kadar olan yerim 24-25 santim olana kadar örgümü ördüm, tamamladım ve şimdi ilmeklerimi kapatıyorum. İki iki ilmeklerimi alıp örüp kapatıyorum. Çok da sıkmıyorum. Alttaki o alt yerini kasmaması için ilmeklerimi çok sıkarak kapatmıyorum. İlmeklerimi örerek kapattım ve örgümü tamamladım gördüğünüz gibi. Son ilmeğimi de çektim. Ucunu kesip ipliğimi sıkıştırıyorum. Canım anneciğim. Şu ipliği de arkada, arka bölgelerde bir yerde yürütüyorum, ucunu saklıyorum. Bakın, temizledim. Şimdi alt kısmını kapatmasını gösterdim. Yeleğimi tamamladım, ilmeklerimi kapattım. Kol evlerinin alt bölümünü gideceğim şimdi. Yeleğimin kol kısımlarını da alt kısımlarını, kol evine kadar olan yeri de makine dikişi şeklinde dikerek tamamlayacağım. Çok düzgün bir şekilde uçuca getiriyorum örgümü. Alttan ilmeğimi kapattım. Tam kenardan. Makine dikişi yöntemiyle dediğim gibi kol evlerine kadar kolların alt kısmını dikiyorum. Yeleğimizin kollarını dikimini tamamladım. Gördüğünüz gibi düğmelerini de diktim. Yeleğim tamamlandı. Şimdi son olarak hafif bir buharlı ütü ya da ıslak havlu arasında yeleğimin biraz ütülenmesini sağlayacağım. Şu modelimi şöyle açık bir vaziyette durmasını istediğim için hafif bir ütüleme yöntemiyle yeleğimin tamamlayacağım. Arkadaşlar yapmış olduğum, çekmiş olduğum videolarımı beğenip paylaşırsanız bana katkı sağlamış olursunuz. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.